KVKK Yerli Çözümler Zirvesi tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda çok değerli bir yönetici var. Kendisi Cem Ergül. Efendim, ISACA yöneticisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki zirve hakkında neler düşünüyorsunuz? Her şeyden önce hem kamunun hem devletin, özel sektörün odak noktasına gelmiş bir konuyu bu kadar güzel, bu kadar detaylı bir şekilde işlemek fırsatını bize tanıdığı için başta Boğaziçi Üniversitesi hocalarına ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Ben inanılmaz keyifle takip ediyorum. Katılımcıları nasıl buluyorsunuz? Özellikle bu konunun uzmanları katılıyor. Hem KVKK Yönetim Kurulu'ndaki hem BTK'dan müsteşarımız vardı bildiğiniz gibi Galip Zerey. Oldukça donanımlı ve sizi tatmin eden bir zirve halinde mi, yoksa daha eklenmesi gereken başka konular, konuklar olabilir mi? Bu konuda sizin tavsiyelerinizi de rica ediyorum. Estağfurullah. Şimdi ben ISACA İstanbul Chapter Başkan Yardımcısıyım. Yerli ve milli kavramı çok hoşuma gitti. ISACA yerli bir kurum değil ama biz onu yerli yaptık. İstanbul Chapter diyerek. Aslında bünyemizde şu anda tamamen Türk arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz ve kendi yöneticilerimizden birisi de şu an zirvenin organizatörü olan Bilgin Metin Hoca. Sadece Bilgin Metin Hoca değil, şu an zirveye katılan Sayın Müsteşarımız, Başkanımız ve diğer kişilerin vermiş oldukları örnekler, can alıcı noktalar, yurt dışı örnekler, Türkiye'de yaşanan olaylar ve getirilen çözümler aslında Türkiye'nin bu konuda çok ciddi adımlar attığını gösteriyor. 28 Mayıs'ta GDPR Avrupa'da yeni versiyonuyla devreye girecek. 1995 yılında devreye giren ilk versiyonun üzerine 21 yıl ara içerisinde Türkiye'nin de deneyimlerini birleştirerek ortaya koymuş olduğu KVKK yukarıda yeni yapısıyla ciddi bir şekilde ele alınıyor. Bana sorarsanız son derece faydalı. Neler eklenebilir? Zaten bunlar zaman içerisinde ortaya çıkacak. Özellikle 28 Mayıs'ı hepimiz dört gözle bekliyoruz. GDPR'ın yeni versiyonundan sonra bu sorunuzu daha rahat yanıtlayabiliriz. Peki, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim.